Tohumun aynısı. Yani kısacası şimdiden sizin tekrar basın bayramınızı kutluyorum. Ayrıca yaklaşan Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Siyaset çok hareketli. Basınımız çok hızlı. Sağ olsun yetişiyorlar. Ama diyoruz ki ülkede güzel şeyler de oluyor. Onlara da bakmakta da fayda var. Belki bazı arkadaşlarımızın bilgisi vardır. Trakya Tarım'la ilgili ufak bir bilgi vermek isterim sizlere. Trakya Tarım 95 yılında kuruldu. Yaklaşık 20 yıla doğru yol almaya başladık. Yani iki onluk oldu demek de artık şey gibi değil ama uzun bir süre oldu. Bu uzun süre içerisinde öncelikle fason çalışıyorduk. Bir masa, bir sandalyede faaliyete başladık. Ama yol uzun, meşakkatliydi. Hedefler koymuştuk. Hedeflerimize ulaştık. Allah utandırmasın diyoruz. Şu anda Türkiye'nin dışında da üretim sahalarımız var. Üretim sahası deyince kendimizin değil, çeşitlerimizin ekildiğini görüyoruz, gözlemliyoruz, izliyoruz. O da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Hatta geçen yıl bazı arkadaşlarımızın da şahit olduğu, buradan sırları göndermiştik. O iki hafta önce Gürcistan'da, Tiflis'te o gönderilen ürünleri gördükten sonra hakikaten mutlu oldum. Eğer bilgi almak isterseniz web sayfamızda zaten fotoğrafları var. Yani Kaan, Hakan, Turkuaz, Rumeli, TT601 isimleriyle başka bir ülkede bunları görüyorsunuz. Onlar sizin evlatlarınız. Onlar sizin geleceğiniz. Yani geçmişte başka ülkelerden ülkemize ürün gelirken şimdi biz buradan dışarıya doğru gönderiyoruz. İnanır mısınız Avrupa'dan gelen çeşitlerle bizim çeşitlere kıyaslamışlar. Fotoğraflar şahit olmak üzere şeyde de var zaten. Web sayfada çektik. Şahit ol, çünkü görülsün. Yani onu göstermemiz lazımdı ki aradaki farkımız ortaya çıksın. Büyük bir fark var. Hem verim olarak hem kalite olarak. Bu da bizim doğru ıslah yaptığımızı, doğru işler yaptığımızı ve geleceğimizin de garanti altında olduğunu görüyoruz. Onunla beraber Sudan'la şimdi işte geçtiğimiz hafta Sayın Konsolos'la görüştüğümüzde herhalde orada meyveler artık olgunlaşmış. Onlara da uzun süre gidip gelmeler olmuştu. Çeşitlerimiz orada denemelerdeydi. Artık onlar da sonuçlarını vermiş. İnşallah yakın zamanda oradan arpa da tohumlarımız gidecek. Bu demektir ki biz Tekirdağ'a sığmıyoruz. Türkiye'nin de çok değişik yerlerinde Güneydoğusundan Karadeniz'ine, İç Anadolu'sunda, Marmara'sında, Çukurova'sında her yerinde varız. Çünkü alternatif çeşitlerden, makarnalık, ekmekli çeşitlere doğru birçok şeyimiz var. Ama biz sadece kendimiz bunu veya keser gibi değil, kendimiz pasta yemiyoruz. Bizimle beraber yol arkadaşlarımız da var. O yol arkadaşlarımız bizim çeşitlerimizin üretim haklarını devraldılar, onları ürettik. Belli bölgelerde çeşitlerimizi de onlar üretiyorlar. Onlardan biz patent dediğimiz veya rolet dediğimiz satışa hakkı alarak o bölgelerde de varlığımızı sürdürüyoruz. Çünkü yetişme şansınız yok. Yetişemezsiniz. Ancak lokal bölgelerde çeşitlerinizi devrederek oralardaki tohum firmalarının ihtiyaçlarını karşılayarak da böyle bir görevimiz var, misyonumuz var. Bu da demektir ki oradaki arkadaşlarımız diğer ülkelerden getirmesine gerek kalmıyor. Onların da ihtiyaçlarını Tekirdağ'daki bu işletmez çok rahat bir şekilde sağlıyor. Yani iyiye gidiyoruz. Güzele gidiyoruz. Yani sektör olarak umutluyuz. Ülke olarak da inşallah umutlu olacağız. Ve katılımımızdan dolayı özellikle Tekirdağ'da bir bakanın olmasına rağmen sizlerin burada olması beni çok mutlu etti. Sizler bize güvendiniz. Bizler size güveniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar afiyet olsun. Tekrar basın bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Soru soran varsa cevaplayın.